Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yemyeni Sefil'in kızı 14. bölüm fragman analizimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte çok gelişmelerle karşınızdayım, evet. Sefil'in kızı 14. bölümde neler olacak, neler bitecek özetli bir şekilde bu videoda. Onun için sonuna kadar izlemeyi, aşağıdan kanalımıza daha fazla analiz için abone olup bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorumlarda sorularınızı, görüşlerinizi beyan etmeyi unutmayalım. Evet, şimdi analiz. Buradan beni izleyen herkese de yine aynı şekilde selam olsun. Evet. Kızının elinden tut. Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar'a aldırtmamaya yeminlidir. Nare yumuşak oynamayı bırakır. Topuyla, tüfeğiyle Sancar'a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar'ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır. Sancar ise Nare'nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare'yi. Ama Gediz Sancar'ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare'ye olan sevdasından ve kıskançlığından biliyorsun zaten gerisinde. Gediz Nare'yle evleneceğim demesi, Nare'yle evleneceğim demiş Sancar'a. Akın büyük ihtimal kaçacaktır benim görüşmeye göre. Bildiğiniz üzere Sancar onu bir yere kapattı. Akın eğer ki oradan çıkıp da Gediz'in eline esir düşecek bir şekilde yakalanırsa Gediz de bunu direkt polise verecektir diye düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde böyle bir senaryo olabilir. Benim analizim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Yemişsin videolarda görüşmek üzere.